Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tebareke. Ne yüce feyyazdır o ki, dünyaları uyarmak üzere kulu Muhammed'e hakkı batıldan ayırt eden Kur'an'ı indirdi. O öyle bir ilahtır ki, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinindir. O hiç çocuk edinmedi. Hükümranlıkta ortağı yoktur. O her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir. Kafirler onu bırakıp bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurmasıdır. Ona başka bir topluluk yardım etmiştir, diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Kur'an öncekilerin masallarıdır. Başkalarına yazdırmış da sabah akşam kendisine okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed! De ki, onu göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o, bağışlayandır, merhamet edendir. Şöyle dediler, bu ne biçim bir peygamber ki, yemek yer, sokaklarda gezer, ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçe olsaydı ya, bu zalimler inananlara siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Sana nasıl misaller getirdiklerine bir bak. Onlar sapmışlardır, yol bulamazlar. Öyle yücedir o ki, dilerse sana ondan daha iyisini, altından ırmaklar akan cennetler verir. Sana köşkler de yapar. Fakat onlar o saati, kıyameti de yalanladılar. Bizse o saati yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırladık. Ki cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine görününce onun bir hışımlanmasını, kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman da oracıkta yok olmayı isterler. Onlara şöyle denir, bugün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin. De ki, bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine vaat olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir. Onlar için orada ne isterlerse var, hem orada ebedi kalacaklar. Çünkü Rabbinden yerine getirilmesi istenen bir vaattir. Hele o gün Rabbin onları Allah'tan başka taptıkları şeylerle toplar da der ki, siz mi saptırdınız şu kullarımı, yoksa kendileri mi yolu kaybettiler? Onlar, Sübhansın, seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular, derler. Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denilir. İşte taptıklarınız, sizi söylediklerinizde yalancı çıkardılar. Artık ne azabınızı geri çevirebilir, ne de bir yardıma çare bulabilirsiniz. Ve içinizden kim zulmederse, ona büyük bir azap tattıracağız. Resulüm, biz senden evvel de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, hem çarşılarda geziyorlardı. Sokaklarda yürüyorlardı. Sizin bir kısmınızı bir diğerine fitne, imtihan sebebi kılmışızdır ki, bakalım sabredecek misiniz? Zira Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Bununla beraber bize kavuşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki, doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler ve büyük azgınlık ettiler. Melekleri görecekleri gün, işte o gün günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur ve yasak, yasak diyeceklerdir. Onların yaptıkları her bir iyi işi dikkate alırız. Fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer pek güzeldir. O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yayılacak
ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler içinse o pek çetin bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısıracak. Eyvah diyecek. Keşke peygamberin yanında bir yol tutsaydım. Eyvah diyecek. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, kavmin bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey yerinde tuttular. Resulüm, ve işte biz böyle her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Bununla beraber hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkar edenler dediler ki, o Kur'an ona hepsi birden indirilseydi ya, biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle parça parça indirdik ve onu tane tane ayırarak okuduk. Hem onlar sana karşı herhangi bir mesel ile gelemezler ki, biz sana onun karşılığında doğrusunu ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım. O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar var ya, İşte onlar yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Andolsun ki Musa'ya kitap verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Haydi ayetlerimizi yalan sayan o kavme gidin dedik. Sonunda yola gelmediklerinden onları yerle bir ettik. Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıkları yüzünden helak ettik. Onların her birine misaller getirdik. Ama öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. Resulüm, andolsun ki bu Mekkeli putperestler bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye uğramışlardır. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Seni gördükleri zaman bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diye hep seni alaya alıyorlar. Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut akıllanacağını mı sanıyorsun? Gerçekte onlar hayvanlar gibidir. Hatta gidişçe daha sapıktırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra biz güneşi ona gölgeye delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize başka yöne çekmekteyiz. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Rüzgarları rahmeti önünde müjdeci olarak gönderen ve gökleri tertemiz bir su indiren O'dur. Ki biz o suyla ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye. Andolsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşit çeşit şekillerde anlatmışızdır. Ama insanları çoğu illa nankörlük edip diretmiştir. Resulüm, şayet dileseydik elbette her köye bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Madem ki yalnız seni gönderdik, öyleyse kafirlere boyun eğme ve bununla Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı. İki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir serhat koyan O'dur. O hakir sudan bir insan yaratıp ona bir nesep bahşeden ve sıhriyet bağı ile akraba yapan O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Böyleyken inkarcılar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda
ne zarar veremeyen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı olan kimse Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. Halbuki biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbine doğru bir yol tutmaya dileyen kimseler olmanızı istiyorum. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeri, ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa hükmeden Rahman'dır. Haydi ne dileyeceksen, o her şeyden haberdar olan Rahman'dan dile. Onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç derler. Ve bu emir onların nefretini arttırır. Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yüceler yücesidir. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca indiren O'dur. O çok merhametli Allah'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman incitmeksizin selam derler geçerler. Ve onlar ki Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar. Onlar ki şöyle derler, cehennem azabını üzerimizden sav, doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır. Ve onlar ki harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat olur. Orada alçaltılmış olarak temelli kalır. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ve onlar ki yalan şahitlik etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman vakar ile oradan geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığındaysa onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önderler kıl derler. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa? Ey inkarcılar, size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır. Sadakallahu l-azim.